Hep söylüyoruz. Karıncalar TV'de işimiz siyaset değil, sadece ekonomi. Bugün gene Remzi abiyleyiz. Sözü ben almayacağım, kendisine vereceğim. Ben sorular soracağım. Peki bugün ne konuşacağız? Efendim, aylar öncesinden, hatta belki bir yıl önce konut fiyatlarındaki reel geri çekilmeyi belirttik. O zaman fazlasıyla itiraz gördük. Kısmen kötü sözler söyleyenler oldu. Bunun nedenini düşündüm ve buldum. Remzi abi hep tıraş olduğu için ve sakalı olmadığı için kimse inanmamış. Ama bugün gelen veriler bunları doğruladı. Remzi abi, hemen hoş geldin diyorum. Ya nedir bu konuttaki reel fiyat düşüşü? Hocam, geçen bir tane müteahhitle değişik bir ortamda karşılaştık. Adam o kadar kızgın ki, ya diyor, o hoca var ya, hoca diyor. Adını da tam hatırlayamadı. Ya hangi hoca dedim. Ya hani beraber program yaptığınız hoca var ya. Evet. Ya o hocayı ben dinlemediğime nasıl pişmanım? Ne oldu? Ya işte biz diyor hep konutun heyet geçeceğini düşünüyorduk diyor. Ve gerçekten de son 20 yıldır diyor. Hep söylerlerdi. Konutta kriz, konutta kriz, kriz. Ama biz hep satardık. Hep Türkiye düzlüğe çıkardı. Kamu bankaları hemen bir kampanya düzenlerdi. Bir anda satış patlardı, tersine döner. Ya bu defa gerçekten dönmedi ya diyor. Olmadı diyor. Ve kamu bankaları da diyor, bırak kredi vermeyi, tamamını kesti ya diyor. Yani biraz da terse gelmiş bu kesim. Şimdi işte hocam, burada en önemli konu, hep biz diyoruz ya, doğru insanda doğru bilgiyi bulmak. Yani yarım doktorun adamı hasta etmesi, felç etmesi gibi. Burada insanlar sorunu şu, hep geçmişle kıyaslıyorlar ve doğru bilgiyi sunanı da geçmişte edindikleri tecrübeler nedeniyle geçersiz kabul ediyorlar, yok hükmünde görüyorlar. Aslında siz bilimsel olarak sundunuz konut satışlarının, konutta reel fiyatın neden düşmesi gerektiğini teker 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 anlattınız. Reel nedir? Ben sordum, siz yanıtladınız. Fakat insanlar halen, ya artık halen değil ama insanlar farklı bir beklentiye girdi. Yani o 2009'da Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, işte teğet geçecek. Aslında teğet filan geçmedi, sadece Amerika'nın parasal genişlemesinden kaynaklanan bir şans tanrısı omuzumuza dokundu. Her şey döndü. Aslında biz bu krizi 2009'da konutta yaşayacaktık. Ama öteledik geldi ve insanlar bunun tıpkı 20 yıldır devam ettiği gibi sonsuza kadar devam edeceğini. Bakın hocam, konut fiyatları geçen yıl dolar bazında Amerika'dan kat kat fazla arttı. Amerika'da bir yılda konut fiyatları %3.4 artarken bizde 20'ye ulaştı. Yani bu gerçekçi değil. Hocam, Adıyaman'a gittim 2022 depremden bir yıl önce. Ya orada bakıyorum evler 4 milyon 5 milyon. Ya kardeşim, buranın ekonomisi nedir? Bir ekonomisi yok. İşsizlik var mı? Evet, var. Peki fabrikalar var mı? Yok, yıkmışlar. İşte özelleştirmeyle birlikte yerine konut yapmışlar. Tarım alanını da bozmuşlar. Yani böyle bir trend yakalamışlar ve konutta sanal bir rant yaratılmış. Mesela adamın babadan kalma bir küçük bir ev var, bahçeli. İşte orada bir şeyler ekiyor, domates. Onu müteahhite veriyor. Müteahhit oraya 8 katlı bir bina yapıyor. O 8'in 4'ünü ona veriyor. Bir anda bir sanal zenginlik hocam. Müthiş. Aslında bu Türkiye'nin sorunu böyle. Hani sizin hep söylediğiniz konut ağları var ya. Bunlar da kendine göre küçük konut ağları. Ve böyle bir fiyat çılgınlığı olmuş hocam. İşte Türkiye'de akıl almaz, ekonomik değeri olmayan, karşılığı olmayan bir fiyat oluştu. İşte Amerika'daki gibi fiyatlar olsa, %3-4 olsa makul dersin. Ya %20 arttı. Bu da şunu gösterdi. Balon, balon, balon. Hatta köpük diyorlar ya, köpük de değil hocam. Köpük üflersin gider. Elinin tersiyle. Bu balon hocam. Bunun patlaması gerekiyordu. Ve nitekim buraya geldi. Şimdi Merkez Bankası yayınladı.
reel olarak fiyatların 4.1 düştüğünü görüyoruz hocam. Bu konut piyasası için, Türkiye için çok önemli bir rakam. Tabii bunu sadece öyle bakmamak lazım. Mesela İstanbul'da 5.1, Karadeniz'de birçok şehirde 6-7 arasında düşüşler var. Ankara'da mesela aylardır düşmeyen Ankara'ya, Ankara böyle taş gibi direniyordu ki onun özel nedeni var. Orada farklı bir ekonomi dönüyor, siz de biliyorsunuz. Ankara'da bile ilk defa reel konut fiyatları 4.1 düştü hocam. Bu çok enteresan bir şey. Yani Ankara'da düşüyorsa siz oturun düşünün. Yani Remzi abi böyle ya saçmalıyorsunuz, konut fiyatları düşer mi diyenler hafif hafif terlemeye başladılar sanki, öyle değil mi? Hocam daha bu saunaya girmediler. Bunlar daha şimdi saunanın böyle önündeki o sıcaklıkla birlikte ve böyle bir şey oldu hocam. Şimdi genel olarak baktığımızda konut fiyatları düşüyor hocam. Aynı zamanda enteresan bir şekilde konut maliyetleri de düşmeye başladı birden nedense. Bakın bu da çok enteresan. Bugüne kadar neyi şey yapıyorlardı, bahane ediyorlardı? İnşaat maliyetleri, enflasyon. Ya kardeşim grafiğe bakıyorsun. İnşaat maliyetiyle konut fiyatlarının arasında uçurum var. Yani burada da bir mantıksızlık vardı. Ha burada tek bir sorun vardı hocam. Bana göre inşaatta konutta maliyeti arttıran arsa manipülasyonu. Çünkü kesinlikle. Türkiye aynı zamanda konut fiyatlarındaki manipülasyonla birlikte arsa manipülasyonuna da girdi. Yani insanlar dağda, bayırda, hiç kel alaka yerlerde, olmayacak yerlerdeki arsalara büyük paralar yatırdılar. Neden biliyor musunuz hocam? İşte o sizin söylediğiniz konut ağalığı var ya, hep orada konut ağası olma hayali. Adam gitti imarsız arsaları, arazileri, tarım arazilerini aldı. Nasıl olsa yarın seçim olacak, 5 sene sonra belediye buraya imar verecek. Ben müteahhiti çağıracağım. Müteahhit buraya 50 tane daire yapacak. 25'i bana, 25'i ona, ben de konut ağası olacağım. Remzi abi belki küçük bir parantez açılır arsada. Buradan da söyleyelim. Yani ben mesela maliye yerinde olsam, Maliye Bakanlığı yerinde çok fazla el değiştiren arsaları, alanları büyütece alırım. Bu parantezi kapayım. Çünkü ne demek istediğimizi zannediyorum herkes anladı. Buradan buyurun Remzi abi. Yani şimdi hocam böyle bir hal aldı. Artık dengeler oturmaya başladı. Konut fiyatları reelde düşüyor. Nominalde de düşmeye başladı hocam. Ciddi anlamda nominalde de düşmeye başladı. Peki nereye kadar? Bana göre daha yeni başladık. Yani ya, daha dibi görmedik değil mi? Bu dip mi? Hocam ne dibi ya? Hocam ne dibi? Bakın benim ölçüm Ankara'dır. Ankara hocam, Ankara. Ankara'ya bakarım. Ankara'da daha %4 düşmüş hocam. %4. Ben Ankara'ya bakarım. Ankara'da eğer bu ciddi anlamda düşüş devam ederse o zaman biz dibi tartışacağız. Şu anda dibi tartışmıyoruz. Neden tartışmıyoruz? Hocam bakın faiz. Faiz çok önemli. Faizin olduğu yerde konut satışı olmaz. Faizin olduğu yerde borsa olmaz hocam. Bakın borsa patinaj yapıyor. Yeni yeni faizi tartışmaya. Hocam biz karıncalarla sizinle ne zamandır tartışıyoruz bunu? Evet, aylar öncesi. İşte insanlar bunu görmek istemiyor hocam. Evet, Merkez Bankası'nın bu toplantısından ben açıkçası faiz artışı beklemiyorum. Neden beklemiyorum hocam? 20 milyarı yakan bir Merkez Bankası dövizi tutmak için 10 gün daha dişini sıkar hocam. Ne salvo be Remzi abi? Ya nasıl? Ne salvo ya? Salvonu at abi. Bunu anlayamıyorlar ya. Ya anlayamıyorlar, ağzına sağlık. Tekrar edeyim ben Remzi abinin dediğini. 20 milyar yakmış. 20 milyarı devalüasyona izin vermek için mi yaktı diyor Remzi abi. Ya. Bunu göremiyorlar. 20 milyarı abi. 20 günde yakan bir Merkez Bankası. Hocam devalüasyona izin verir mi ya? Akıl, mantık işi ya. Bunu yapardı ya. Bu şu anda gerçekten belki becerikli, belki beceriksiz, orası tartışılır. Ama şu anda rasyonel bir politika uygulayan demiyorum, uygulamaya çalışan bir ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası var hocam. Ve bunlar enflasyonu lütfen kafasına soksun insanlar. Enflasyonu patlatmamak için
bu doları tutmak zorundalar. Evet, tutmak derken aşırı derecede değerli bir TL yaratmıyorlar ortaya zaten. Zaten TL sürekli olarak değer yitiriyor hocam. Sen de görüyorsun her gün Cemiz abi işte hemen değer. burada yine bir parantez açalım. Bize yorumlar geliyor, mesajlar geliyor. Bugünkü konut programı da biz aslında yapmayacaktık çünkü çok söyledik. Lütfen yapın dediler, o yüzden yapıyoruz. Yeni gelen mesajlar şu. Ya hocam Remzi abiyle siz %60 olur diyorsunuz. Enak bunu açıklıyor, TÜİK bunu. Onun da programını en yakın zamanda belki bu pazar yapacağız. Niye bu faiz artışında Enak TÜİK farkının anlamsız olduğunu da sizlere anlatacağız. Buyur Remzi abi. Şimdi işte bu nedenle hocam Merkez Bankası seçimlerden sonra çok güçlü bir faiz silahı çekildi. Çok güçlü. Belki de bugüne kadarki en sert, en acımasız bir faiz silahı olacak hocam. Bu faiz silahı herkesi vuracak hocam. Bu Seni de bir vuracak. iğne, değil mi? Bu bir iğne, benzetelim. Faiz silahı bir iğne. Balona girdi mi ne olacak? Balon Patlayacak. patlayacak. Balon ne? Konut. Konut. Kesinlikle. Ve çok ciddi anlamda faizlerin biz %60'ın üzerine geleceğini öngörüyoruz ki bu konuda da ben bir ekonomi gazetecisi olarak da bu konuda aldığım sinyaller, duyumlar, bilgiler, kulis bilgileri bu yönde hocam. Yani faizler artarken konut fiyatları artmaz. Çünkü neden artmaz? Bugün 1 milyon liraya siz ayda 42-43 bin lira hatta yakında 50 bin liraya geçecek faiz alıyorsanız gidersiniz 50 bin liraya 1 milyon liranızı bankaya yatırırsınız 50 bin lirayla çatır çatır oturursunuz elin malının mülkün üzerine. Şimdi tabii şurada şu söyleniyor. İyi de ev fiyatı da katlanacak. Doğrudur ama o dönem geçti kardeşim geçti. Önce bunu kafanıza sokun. Yani artık o ballı 20 yıl yok. Ballı 20 yıl yok. Bakın Mehmet Şimşek ve İstediği ekibi kilo aldı, kilo aldı. Şimdi rejim yapacaksın ki, rejim yapacaksın ki o daralmış giysileri üstüne giyebil. Hocam Mehmet Şimşek ve ekibinin elinin altında konutla ilgili çok mükemmel bir proje var. Vergilendirme projesi. Bakın vergilendirme Bas projesi. bas bağırdım. Tabii ki bunu bağırıyoruz. Şu anda bir dönem hatırlarsanız değerli konut vergisi diye bir vergi hazırladılar. Geri çektiler onu. Sadece belediyeler belirli şey. Bu defa bu işi yapacak olan belediyeler değil hocam. Maliye. Ve maliye ciddi anlamda çünkü burada bir rant dönüyor. Ya rant var ya rant var. Remzi abi Yani sen hatırlar mısın? Tam bundan zannediyorum bir 6 ayı vardır. Bu kiraya veriyorlar, kiracılara elden ödettiriyorlar, vergi vermiyorlar demiştik. Buna önlem alınması lazım demiştik. Mehmet Şimşek bakanımız kendi açıkladı. Maliyeciler tek tek kiradaki evleri dolaşacak dedi. hocam dolaşmaya başladılar. Dolaşmaya başladılar. Özellikle sitelerde ki Ankara'da da bunu çok yapıyorlar. Biliyorum birçok siteye gittiler. Büyük böyle kiralarının, aidatlarının yüksek olduğu sitedeki aynı zamanda bu insanların IBAN havalelerini de incelemeye başladı. EFT'lerini incelemeye başladı maliye. Yani artık konut ağalığı sistemine Mehmet Şimşek neşteri vuracak. Zaten Müthiş. sizin bir tespitiniz vardı. Türkiye'de konut ağalık sistemini bitirin, her şey güllük gülistanlık olur. Konut bir yaşam hakkıdır, barınma hakkıdır. Bu nedenle ulaşacak insanlar buna diye. Ama biz şunu söylüyoruz hocam. Sancılı bir dönem var. Bu sancılı dönemde insanlar dar gelirli. Dar gelirli şu an hiç konuşmayalım. Onları hiç asla ama orta sınıf dediğimiz kesim bu yılda konut sahibi olamayacak hocam maalesef. Zaten Mehmet Şimşek'in de 2026 diye telaffuz ettiği bir rakam var. 2025'i yorumlamak için çok erken hocam. Yani 2025'te de olmaz diye söylemek için bence şu 2024'ün son 6 ayını 7 ayını görmemiz lazım. Mehmet Şimşek ve ekibinin ne yapacağını ama özetle toparlamak gerekirse evet konut fiyatları
Merkez Bankası'nın da artık verilerine girmeye başladı. Reel olarak da, nominal olarak da düşmeye başladı. Düşmeye devam edecek ve bu konuda da yine finansal okuryazarlık olarak benim de takip ettiğim Ankara'nın rakamlarını takip edin. Eğer Ankara düşüyor ise emin olun ki Trabzon'da 2 katı düşecektir. İstanbul'da 3 katı düşecektir. Çünkü paranın döndüğü yer, büyük paranın döndüğü yer, özellikle markalı konutların üst segment konutların döndüğü yer Ankara'dır. Buradaki rakamlara dikkat edin. Burada Merkez Bankası'nın Ankara Ticaret Odası'nın verilerine göre eğer burada düşüyorsa emin olun ki o merkezi depremin merkez üssü gibi yayılacaktır dalga dalga hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizden de bir özet alalım. Hepsine katılıyorum. Birkaç küçük ekleme yapacağım ben de tespit. Öncelikle herkes şunu bilsin. Bu bahsedilen reel düşüş hesaplamaları da aslında ne kadar sağlıklı veri üzerinden yapılıyor. Şunu söyleyeceğim. Şu anda ben net biliyorum Ankara için liste fiyatının ya da internet sitesinde gördüğünüz ilan fiyatının peşinde en aşağı %30 iskonto var. Yani bu ne demek? 10 milyonluk bir ilana 7 milyon lira bastırdınız mı o evi alıyorsunuz. Bir kere bunu koyalım. Yani burada konut sahipleri fiyat iskontolarını hala gizlemeye çalışıyorlar. Bir de hocam ilanlar da problem. Bakın ilanlar da problem hocam. Aynen. Evet. Gizlemeye çalışıyorlar. İkinci, akıllı müteahhitlerin tümü, yani piyasayı koklayan müteahhitlerin tümü inşaat harcamalarını yavaşlattı. İnanılmaz yavaşlattı. Siz inşaat var zannediyorsunuz ama göstermelik kamyon duruyor. İtibara zeval gelmesin diye. Akıllı olmayanlar, hala sektörü anlamayanlar nakitlerini ne yazık ki inşaata gömdüler. O nakitlerden kazanacakları faiz gelirini heba ettiler. Böyle bir sorun var. Üçüncüsü, Remzi abi, konuttaki bu durum yakın bir zamanda gizli kaldıraç etkisi yaratabilir. Nasıl ne demek hocam? Söyleyeyim. İpotek olarak kullanılmış konutlarda, veya sırf faiz ucuz diye zamanında yeterli nakit akışı sağlamadığı halde alınan konutlarda iflas yaratma riskini arttırmıştır. Şimdi ne demek hocam, tırnak açmak istiyorum. Geçen hafta bir bankacıyla konuştum. Bankacının söylediği aynen, sizi doğrulamak için söylüyorum. Evet, geçmişte çok insan enflasyona güvenerek, enflasyondaki artışa güvenerek, kredilerin ucuzluğuna güvenerek konut aldı. Ancak maaşları, ücretler, enflasyonun gerek TÜİK'in hesaplaması, çünkü TÜİK kazık attı bu millete biliyoruz. Hesaplamasında kullandığı yöntem, patronlarının kardan daha düşük vermesi, yani işçi ücretlerindeki artış, bu gelirlerini düşük tuttu. O düşük faize rağmen bu krediler ödenmemeye başladı. Önümüzdeki yani şöyle söyleyelim. Evet. Şöyle söyleyeyim Remzi abi. Adam 100 lira geliri olsun, kredi de çok ucuz olsun, aldı. Dedi ki ben 30 lira kredi ödüyorum ya, ne olacak dedi. Tamam, evi aldı. Fakat çocuğunun okul fiyatı arttı. Ekmek arttı. Elektrik arttı. Ulaşım, benzin. Eğler ve arttı. Aha, maaşı o kadar artmadı. Artık o kredi ödeme ona zor gelmeye başladı. Evi de satamıyor. O iskontoyu da vermek istemiyor. İşte bu gizli kaldıraç. Bir, taşeronları. İki, insanları, Allah korusun, üç, bankaları zor duruma sokabilir. Böyle hocam bir... bu gizli kaldıraçı ayrı bir programda konuşalım hocam. Ne zaman isterseniz. Remzi abi gene aydınlattınız.
Siz olmak müthiş. Sağ Değerli olun. İzleyiciler, gündeme hakim olmak, finansal okur yazar olmak için Karıncalar TV'yi lütfen beğenmeyi unutmayın. Hep söylediğimiz gibi işimiz siyaset değil, sadece ekonomi. Görüşmek dileğiyle.